Herkese merhaba. Adana'nın Pozantı Akçatekir Yaylası'ndaki evimize geldik. Bu sefer buradaki deneyimlerimizi paylaşacağız sizinle. Bahçede birçok meyve bizi karşılayacak. Burada böğürtlenlerimiz var. Olmalarına daha var. Bekliyoruz. Heyecanla bekliyorum hatta. Burada diğer ağaçlarımız var. Elmalarımız var. Size harika erikler göstereceğim. Bakın hiç bu kadar büyük erik gördünüz mü? Elma gibi. Sanki yeşil elma. Şöyle bir tanesini koparayım. Bakın. Bunları toplayalım. Dolapta biraz soğutup yiyelim. Burada da yeşil elmalarımız var. Yine üzüm gibi böyle salkım salkım. Biraz önce gördüğünüz erikten biraz büyük. Çok ekşi değil. Şöyle göstereyim. Burada sarı erikler var. Vişnelerimizin çoğunu topladık. Burada hem kurutuyoruz. Ben yulaf ezmesine koymayı çok seviyorum çünkü. Burada da böyle şerbet gibi bir şey yapıyoruz. Burada da devamı var. Bahçemiz bu şekilde. Bakalım burada hayatımız nasıl geçiyor. Biz Adanalılar kahvaltıda sıkma yemeği çok seviyoruz. Genelde Türkiye genelinde gözleme biliniyor ve gözleme yeniyor. Ama bence sıkmaya da bir şans vermelisiniz. Gerçekten çok lezzetli. Evet, beyaz peynir, pul biber ve karabiberi karıştırdık iç için. Burada da soğanımızı kavurduk. İkisini bir araya getireceğiz. Bu şekilde. Ve karıştıracağız. Sıkmamızın içine koyacağız. Sıkmayı Adana'da iki şekilde sarıyoruz. Bir iki yanı da açık, düz bir şekilde kıvırıyoruz. Ya da dürülmüş gibi diğer tarafı kapatıp o şekilde de çevirebiliyoruz. Her ikisini de size göstermek istedim. Yaylada küçük bir luna park alanı var. Burada insanlar eğlenebiliyorlar. Akşam üzeri olduğu zaman çok hareketli oluyor. Karsambaçı deneyeceğiz şimdi. Birçok çeşidi var. Gül, vişne, çilek, şeftali. Biz bir çilekli tercih ettik. Bir de gül çiçek. Size ikisini de göstereceğim. Şöyle göstereyim. Bu sadece çilek. Buzdan yapılıyor ama buradakiler kardan yapılıyor. Gerçekten bu yüzden karsambaç deniyor zaten. Yine aynı şekilde. Şimdi biraz sonra tadına da bakacağım. Ve Adana'nın tabii ki bici bicisi. Genelde buna bıcı bıcı da diyorsunuz ama içinde nişastadan yapılan küçük taneleri var. Onu da ben biraz sonra başka bir görüntüden göstereceğim. Adana'da çektiğim bir görüntüden. Evet, bu şekilde taneleri var. Evet, mangaldan sonra közde kahve yapmasak olmaz. Şöyle içini şu anda gösteremiyorum ama lezzetini hepiniz biliyorsunuz zaten. Adana gecelerinin vazgeçilmezi kelle paça tabii ki. Gece 11-12'den sonra yiyebileceğiniz harika bir lezzet. Saat sabahın 9'u. Sizce ne yapıyor olabiliriz?
Tabii ki ciğer. Ciğer yemeden kahvaltı olmaz değil mi? Adana'da mutlaka sabah ciğer yemelisiniz mangalda. Evet, hayat suyun kaynağı olan Şeker Pınarı'na gidiyoruz. Biraz sonra orada olacağız. Ne getirdiler? Şeker Pınarı suyu bu. Dağdan geliyor. Kaynağı kendi yani. Peki hayat su da buradan mı geliyordu? Evet. Nereden geliyordu? Evet, işte buradan. Bu su. Ha, bu su. Evet. Burası tam dağın eteği. Zaten tabela da var üstünüze taş düşebilir diye. Daha önce buraya girebiliyorduk ama artık giremiyoruz. Şöyle göstereyim, kapalı. Biraz önce dayımın da anlattığı gibi mağaranın içinden su geliyor. Şu şekilde aşağı doğru kayıyor. Kar suyu için. Sürpriz! Musluklarımızdan hayat su akıyor. Şeker Pınarı'ndan gelen su şebeke suyu olarak veriliyor yaylaya. Evet, burada ne varmış? Toprak kaplarda fırına güveç gönderdik. Ben en son yaylaya ortaokulda gitmiştim. O zamanlar tatlıcı Aziz popülerdi. Ama şimdi birçok tatlıcı açılmış ve Kadayıfçı Olcay onlardan biriymiş. Tatları gerçekten çok lezzetliydi. Güne hafif başladığım zamanlarda oldu tabii ki. Dışarıda oturuyorduk, kendimizi içeri zor attık. Yağmur başladı. Şu anda çok güzel toprak kokusu geliyor. Yağmur çok hızlandı. Şu anda bardaktan boşanırcasına yağıyor. Şu sesi dinlemenizi istiyorum sadece. Evet, burada limonum var. Sarı eriğim var, yeşil eriğim var, kırmızı elma ama biraz ekşi bir elma, vişne ve böğürtlen. Böğürtlenimiz de hafif ekşi. Şimdi ben bunları yeşil çayla beraber ve soğuk suyla beraber sürahinin içine koyacağım. Bir 2 saat gibi bir süre dolapta bekleyecek. Böyle hem ekşi dengesi hem içinde şekerli dengesiyle güzel bir iced tea gibi bir şey olacak. Olarak nane yapraklarımı koyup buzdolabında soğutacağım. Şekersiz iced tea gibi oldu. Biraz daha şekeri yüksek olan meyvelerden eklerseniz bence tam iced tea tadını elde edebilirsiniz. Bu hindi inciri abla. Ne bu hindi inciri? Tikenli inciri. Hindi inciri. İstanbul'da hindi şey inciri. Diyorlar ne? Cennet meyvesi diyorlar. Hindi inciri bilmiyorlar. Biri de hint inciri diyor, biri de dikenli incir diyor. Bunun asıl adı ne? Cennet inciri, maya inciri direktir. Yani. Evet. Normal soyduğumuz incir. Biz buna hint inciri derdik. Bu dikenli incir direktir. Dikenli incir, isminden anlaşılacağı gibi dışında dikenleri olan bir meyve. Ama ciddi anlamda dikenleri var. Bu yüzden de eldiven takarak temizlemeniz gerekiyor.
Şimdi bir işler peşindeyiz tabii ki. Bakalım bu sefer ne pişirdik? Karın, mumbar, şırdan bilir misiniz? Adana'da çok fazla tüketiliyor. Biz sadece senede bir defa yapıyoruz. O da Kurban Bayramı'nda taze koyunun karnıyla, şırdanıyla yapıyoruz. Ama sık sık yapanlar da var tabii ki. Sincap ceviz koparıyor. Oy 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 oy. Nasıl onu kopardı? Burada. Oy dedi doktasıymış. Kıtır kıtır diyor, kıtır kıtır. Baba gel 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 sincap. Baba. Evet. Oy seni yerim ben. Odunların üstüne. Evet, yaylada hayatımız böyle geçti. Güzel bir tatil oldu bizim için. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi sıkmamak adına diğer yaptığımız şeyleri videonun arkasına ekliyorum. İsterseniz izlersiniz. Sağlıkla kalın. Çok güzel. Baloncuk dans ediyor herhalde. Evet, çilekler dans ediyor değil mi? Ne olacak bu çilekler? Reçel, reçel. Siz reçel seviyor musunuz? Evet. Hmm.